Dil Ovası'nın yeşili ve tarihi güzellikleriyle meşhur olan Tavşancıl'a doğru yol alıyoruz. Tarihi Tavşancıl nahiyesi. Bir zamanlar Romalılara, Bizanslara, Selçuklulara, Osmanlılara ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne kültür mirasımıza ev sahipliği yapmıştır Tavşancıl. Yüksek bir tepede yeşillikler içinde kurulu Tavşancıl'a girmeden önce tarihi Tavşancıl tren istasyonuna uğruyoruz. Kurtuluşumuzu sağlayan birliklere bu tarihi istasyon ev sahipliği yapmıştı. Tanımak, sevmek demektir. Sevmek için korumak gerekir. Tarih bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmak demektir. Tavşancıl, tarihinde çok önemli yere sahip olan bir kahramanın mezarına ev sahipliği yapmakta. Bu kahraman, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte bağımsızlık mücadelesi veren ve İzmit bölgesinde milli mücadeleyi örgütleyen eşsiz yiğit Yahya Kaptan'dır. Tavşancıl'a hakim bir tepede de yeşillikler içinde mezarı bulunan bu değerli vatan evladına vefa borcumuzu ödemek için mezarı başında ruhuna Fatiha okuyoruz. Bölgemizin kurtuluşunun neferi olan Kuvayi Milliye kahramanı ya da başka bir ifadeyle Tavşancıllı Yahya Kaptan kimdir? İsterseniz gelin birlikte tanıyalım. Yahya Kaptan 1891 yılında Makedonya'nın Köprülü kentinde dünyaya gelir. Henüz 9 yaşındayken Makedonya'da amcasına saldıran bir Bulgar'ı öldürüp dağa çıkması yaşayacağı yazgısının da başlangıcı olacaktır. Balkan Savaşı süresince imparatorluğun yaralı kanadı Balkanlar'da Bulgar milliyetçilerine karşı mücadelesini sürdürmeye devam eder. O yıllarda çete reislerine kaptan sıfatı veriliyordu. İttihat ve Terakki liderlerinden Enver Paşa'ya bağlı olarak kurulan teşkilat-ı mahsusa güvenilir ve çete deneyimi olan bireyler arıyordu. Yahya Kaptan örgüte katılmak ister ve bu isteği de hemen kabul edilir. Yahya Kaptan, Enver Paşa'ya yakınlığından Irak'a sürgün olarak da gönderilir. Sürgün hayatı biten Yahya Kaptan, İstanbul'a döndüğü zaman 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi'nin ağır şartlarının ülkede yarattığı tahribatı ve halkın çaresizliğini görür. Yahya Kaptan o yıllarda Mustafa Kemal Paşa'ya karşı derin hayranlık beslemeye başlar. Kurtuluş mücadelesinde ülke kan ağlamakta, işgal güçleri yanlarına azınlıkları da alıp halka eziyet etmektedirler. Bu durum çok geçmeden halkta milli bilincin, Kuvayi Milliye fikri ve ruhunun uyanmasını sağlar. Yahya Kaptan, Gebze'de komutanlığın üstlendiği Kuvayi Milliye'yi oluşturarak bölgeyi düşmandan temizlemek üzere çalışmalar yapar. İşgal kuvvetleri Yahya Kaptan'ı kara listeye almıştır. İşgal devletlerinin baskısıyla İstanbul hükümetinin gönderdiği kuvvetler tarafından Tavşancıl'da şehit edilir. Yahya Kaptan, Tavşancıl sırtlarında, tarihi Akıncılar Mezarlığı'nın yakınında, selvi ağaçlarının altındaki anıt mezarında ziyaretçilerini beklemekte.